Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir fırsatla karşınızdayım. Harika bir arsa tanıtmaya geldim. Size kelepir fiyata. Bakın burası balık sırtı gibi. Mükemmel bir manzaraya sahip. Toplamda iki adet arsamız var. Bir tanesi 191 metre, bir tanesi de 199 metrekare. Toplamda da 400 metrekare. İstenirse birleştirilebilir yan yana parseller. Ya da birleştirmeden de villa yapabilirsiniz. Fiyatımız ne? Toplam 400 metrekare arsamız var. 15-30 imarlı, villa imarlı arsamız mevcut. Her zaman diyorum ki fiyatını söylemeden önce Çukur'da arsa almayın. Derede arsa almayın. Yamaç kısımlarda, dik yamaçlarda özellikle dere kısmının birleştiği yerlerde arsa alırsanız pişman olursunuz. Burası çok güzel arkadaşlar. Ön tarafımız yol. İki tane arsamız var. Fiyatımız da ikisi birden. 2 milyon 300 bin TL. Bu fiyata bir daha bulunmaz. Bu fırsatla kaçmaz. Hemen aşağıda evler var. Akbük ayaklarınızın altında. Hemen karşı tarafta villalar tanıtmıştık. Zaten orada bir tane de kendimiz yapmıştık, satmıştık. Onu da göstermiştik. Aşağı tarafı bir göstereyim size Harika bir yol var. Yola bakar mısınız? Akbük'te denizle birleşen harika bir yolumuz var. Yan tarafta villalar var. Yan tarafta lüks villalar yapılıyor arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. 15 30 imarlı dedik. 400 metrekare. 2 milyon 300 bin TL. Ye. Bu fiyatlara bir daha bulamazsınız. 300 metrekare, 350 metrekare yerler satılıyor. Derede yerler satılıyor bu fiyatlar ama siz balık sırtı gibi bir yerde arsa sahibi olacaksınız. Bakın burası dere değil. Yamaç değil. Derenin yamacı hiç değil. Yani toprak kayması olmaz. Zemin çok sağlam, kayalık bir zemin. İster yatırım olarak düşünebilirsiniz, isterseniz de ev yaptırabilirsiniz. Biraz yürüyelim aşağı doğru. Arsamız hemen burada. iki tane arsamız var dedik. Yol ön tarafta zaten. Yolda yapılacak. Şuradaki villaları gösterir misin? Komşularınız da var. Orada da villalar var. Yan tarafta lüks villalar yapılıyor dedik. Çok güzel bir yer. Fırsat niteliğinde bir yer. Burayı da kaçırmayın diyorum. 2 milyon 300 bin TL'ye 400 metrekare 15-30'lu villa arsası sahibi olacaksınız. Biraz daha ilerleyelim. Gösterelim diğer tarafları da. Bakın buralarda da inşaatlar yapılıyor. Tabii ki dere amacı olan inşaatları ben çok tavsiye etmiyorum. Çekimini de yapmıyorum. Şimdi para kazanmak tabii ki istediğimiz bir şey. Ama ilerleyen dönemde 1 yıl, 2 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra bizim sattığımız insanlar zarar görecekse bu paranın bize hayrı olmaz arkadaşlar. Bu yüzden ben öyle derede, tepede yerler çok göstermiyorum. Özellikle yamaç kısmında bu derenin su gelen yerin yamacındaki yerleri göstermiyorum. Daha sıkıntılı olabilirsiniz. Burada nasıl arsalar alınır onu da söyleyelim. Bakın balık sırtı gibi olan tepenin düzlük alanları var. Yani karşısı gibi burası gibi arsalardan yer almanız gerekiyor ki siz de para kazanın. Siz de yatırımınızı düzgün yapmış olun. Bu yol düzeltilecek. Aşağıda da yolumuz var. Burada da yolumuz var. Burada da yine bir inşaat başlayacak. Hatta temel yerini açtılar. Yakında da inşaat başlar. Yol devam ediyor. Diğer taraflarda da gördüğünüz gibi villalar mevcut. Şimdi burası neden fırsat niteliğinde? Bakın 400 metrekare. 2 adet arsa alacaksınız yan yana. Birisi 191, birisi 199 metrekare dedik. Toplamda 15-30 imarlı tevhid yapılıp birleştirilebilir. Yan tarafında da gördüğünüz gibi lüks villalar yapılıyor. Fiyatlar 500 bin eurolara kadar çıkmış. Siz 2 milyon 300 bin TL arsa aldınız. Maksimum maliyetiniz 3 milyon. Hesap ortada. Mantıklı bir alışveriş olacak fırsat niteliğinde bir alışveriş olacak. Bence kaçırmayın. Özellikle arkadaşlar şöyle yamaç kısımlarda çok tercih etmiyorum. Ben söylüyorum bunu. Dere yamacında olan yerlerden kaçın. Tabii ki hedef göstermeyelim. Şurası burası demeyelim ama dere yamacında olan yerlerden kaçın. Ben bunu bugün söylemiyorum bu arada. Yıllardır söylüyorum. 3-4 yıldır video çekiyoruz. 3-4 yıldır bunu söylüyorum. Alacağınız ev, alacağınız arsa, çöpe atılacak bir arsa değil. Verdiğiniz paralar büyük paralar, muazzam paralar bu paraların karşılığını da almanız gerekiyor. Bence burası para kazandırır. İsterseniz de kendi evinizi kendiniz yapabilirsiniz. Buralar tamamen dolacaktır. Zaten yan tarafta 20-30 tane villa yapılıyor. Aşağıda yine 15-20 tane villa yapılıyor. Burası tamamen dolacak. Belki bir yıl, belki 5 yıl içerisinde bu etrafımız komple dolacak. Ve manzaranız da bu. Kuş bakışı bir manzaraya sahipsiniz. Önünüzde hiçbir zaman kapanmayacak. Önünüzü kapatabilecek hiçbir şey yok. Çünkü önünüz yol. 400 metrekare arsamız var dedik. Bugün güneş yok ama manzara güzel değil mi? İyi çıkıyor. Kameradan harika gözüküyor. Ve fırsatta size sunmaya geldik. Sürçülü ihsan ettiysek affedin. Çok da videoyu uzatıp zamanınızı almak istemiyorum. Sonuç olarak mesajımızı verdik. Anlatmak istediğimizi anlattık. Toplamda 400 metrekare bir arsamız var. 15-30 imarlı. 2 milyon 300 bin TL. 400 metrekare. Altını çizerek söylüyorum. 400 metrekare 15-30 imarlı. Yola sıfır. Önünüzde parsel yok. Bakın önünüzde parsel varsa bu manzarayı görmeniz imkansız. Bunu söyleyelim. Şimdi arsa alabilirsiniz. Önünüz boş olabilir ama eğer ön tarafınız yol değilse, yola sıfır değilseniz kesinlikle manzaranız kapanacaktır. Bu yüzden arkadaşlar zeminden deniz görmek istiyorsanız yola sıfır arsaları tercih edin. Önünüz yol olacak. Parsel sorgudan girdiğinizde ön tarafınızda yol gözükmesi gerekiyor. Yoksa o arsa sadece yukarıdan manzarayı görürsünüz. Yani teras kısmından ya da ikinci kattan manzarayı görürsünüz. Zeminden manzarayı görmüyorsanız da burada almanızın bir anlamı yok. Bu kadar büyük paralar ödemeyin. Ama ben her yerden deniz görmek istiyorum diyorsanız da alacağınız tek yer burası. Güzel bir arsa. Şu ön taraftaki yeşil alan komple kalıyor. Aşağıda orası devlet arazisi. Ve ön tarafımızda da lüks villalar yapılıyor. Konum güzel, yer güzel. Bundan birkaç sene önce buralara kimse çıkmazken şimdi buralarda arsa bulmak dahi zor. Fırsatı değerlendirin. Kendinize çok iyi bakın. 2 milyon 300 bin TL'ye toplam 400 metrekare arsanız var. 15-30 imarla hemen villa yapabilirsiniz. Tevhid yapıp birleştirebilirsiniz ya da ayrı ayrı iki tane villa yaptırabilirsiniz. Daha küçük olabilir ama iki ailede oturabilir ya da birleştirip kocaman bir villa yaptırabilirsiniz.